falan giriş yapıyorum ben. Hepinize selam arkadaşlar. Evet. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin yakışıklı olmayıp daha sempatik olan tek kanalına hepiniz hoş geldiniz diyeceğim. Bu salak Samet niye benim sesimi kesiyor? Çünkü çok bağırıyor. Evet, ben motoru çok bağırıyor. Arkadaşlar bugün yanımda çapım var. Bir yandan Samet var. Şunu da göstereyim. Bu da Samet. Görüyorsunuz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Kuşadası'na gidiyoruz. Davutlar yavaşlar. Sevgi plajına, Davutlar'a gidiyoruz. Neden? Çünkü orada konser var. Minyon Fest'in konseri var. Gençlik Festivali. Oraya gideceğiz. Biz de dedik ki yol üzerinde hani oraya gideseye kadar video çekelim. Size de atalım falan. Ne amanın? Soldan? Allah Allah. Yine motovlog çektiriyorum size bak. Yine motovlog çekiyorum yine. Sonra bak bağırıyor. Giriş böyle yapıl işte. Ne yapayım ben sürüyorum. Neyse. Arkadaşlar şu camı kapatayım çok ses geliyor. Arkadaşlar konser var. 4 günlük bir konser. Biz 4 günlük bilet aldık. Kamp falan yapacağız. Ama 4 gün kalıp kalmayacağımız belli değil. Kafamıza göre takılacağız yani. Sararsa falan daha da kalacağız. O hepsini size çekmeye çalışacağız her fırsatta. Haberiniz olsun. Şurası şu an daha İzmir'deyiz. Daha yeni yola çıktık. Birazdan otobana çıkacağız değil mi? Otoban daha çıkmamışsaydı. Otobana çıkacağız. Ondan sonra size kademe kademe kesit kesit size yolculuklarımızı falan çekeceğiz. A few moments later. İstemem artık. Alo. 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 Duyan var mı bizi? Arkadaşlar ilerleyemiyorum. Ulan şunu kız telif yiyeceğim Allah'ın belası. Arkadaşlar evet yola çıkıyoruz ama çıktık ama bakın duruma. Otoban burası ha. Bak otoban bu. Çapın ne yapacağız? Ben de diyordum ne zaman bir şey olacak. Al işte bak yola çıktık yine 40 kere de söyledi. Çapın dedi ki ulan bir şey olacak bir şey olacak. Her şey çok yolunda dedi. Açtı o şom ağzını. Can Vol 2. Dedi ki Kawasaki çok iyi ağır sanayi ağır sanayi. Bu da çapının uğursuzluğu. Bakın abi ilerlemiyoruz. Ama sabahtan beri trafikteyiz böyle. En fazla 1 kilometre falan. Gidemeyeceğiz. Yani. Böyle giderse gidemeyeceğiz. Neyse. Bilgi vereyim dedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere trafik açıldı. Allah'a şükür otobana çıktık artık. Artık hiçbir şekilde bir bekleme sorunu olmayacak. Bir saate falan Kuşadası'nda olmuş olacağız. Samet de 2,5 saat köprü altında bizi bekledi motorla. O da artık gına geldi çocuğa. Durumlar böyle. Çapın'la birlikteyiz yine. Zaten bir değişiklik yok. Telif yiyeceksin. Telif yemeyiz ya. Yok ben konuşuyorum ya arkada. Telif yenmez. Arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sensiz yar ya. Yapma ne yapma. Hayır yemin de hayır. Tamam dur kanka bir dur ya. Konserde zaten yedirince şarkı söyleyeceğiz. Bak yazık çocuğun canı sıkıldı abi. Baksana. Artık canı sıkıldı artık. Canı sıkıldı çocuğun. Çıktığımızdan beri bekliyor. Şu an otobandayız. Bir saatte falan Kuşadası'nda olacağız. Kuşadası'na vardığımızda tekrardan bir açacağım kamerayı. Bir de festivale gittiğimizde açacağız. Haberiniz olsun. O zaman tekrardan görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. A few moments later. Evet gençler. Şu an Selçuk'a geldik. Bu da önümüzden geliyor. Kıytıra kıytıra bizi bekleye. Şarkı söyleye söyleye geldik. Festivale hazırlık yaptık. Evet. Değil mi kanka? Sesimiz kısılmasa iyi. Aynen. Sesimiz inşallah. Benim kısılmaz. Sizin kısılır. Sizi anlamıyoruz. Aynen. Çapının hemen sesi gidiyor. Geçen sefer Can ve Samet'in de gitmişti. Üçünün de gitmişti. Konsere saklıyoruz asıl sesimizi. Konserlere saklıyoruz. Güzel sanatçılar var konserlerde ama şöyle bir sıkıntı var. 4 güne yaymışlar. Bizim sevdiğimiz sanatçıları 4 güne yaymışlar. Biz normalde mesela hani 2 güne koysalar 2 gün gidecektik mesela. 2 günden sonra dönecektik. Abi işte mantıken 4 günde gitsinler diye. Aynen. Muhtemelen zaten evet popüler isimleri 4 güne yaymışlar bilerek ki biz 4 gün gidelim diye.
Biz isterdik ki yeni bu gündemde olan şarkıcılar da olsun değil mi? Onları da isterdik ama hiçbiri yok. Rapçilerin hiçbiri yok. Bir tek Ceza var. Onun dışında kimler var söyleyeyim. APO Duman var. APO var. Duman, APO hiç sayılmaz ki kanka. APO çok rapçi sayılmaz. Şey yani. Aynen. Onun dışında kim var? Athena var. Athena'yı çok seviyorum. Onun dışında Ceza işte dediğim gibi var. Onun dışında Duman var. Bugün şey var. Bugün kim var? Manga. Manga var. Bugün Manga var. Manga'yı da çok seviyorum. Ona yetişeceğiz. Akşam 10.30'da. Bakalım ne olacak? Konserden bir kiss atarım muhtemelen. Akşam da çekerim sizin için. Hani bu vlog kısa olmaz. Muhtemelen bir 20 dakika falan tahmini olur diye düşünüyorum. Şu an Selçuk yolu, Selçuk'tayız. Şu an Kuşadası'na doğru gidiyoruz. Hatta şöyle göstereyim bakın. Selçuk çıkışı. Efes var bunun bir tık ilerisinde. Şurada Efes var. İlerisi zaten biliyorsunuz Kuşadası. Ya yani durumlar böyle. İnköy Kuşadası'na gideceğiz. Benim Kuşadası'nda evim var. Bizim aile, benim ailemin evi var. Oraya Samet'in motoru koyacağız. Kapatacağız oraya motoru. Sonra üçümüz arabada devam edeceğiz. Öyle bir yolculuk olacak. Bakalım ne olacak. Hiç bilmiyorum. Hani çadırları falan kuracağız. Bunları size çekeceğiz. Bakalım ne olacak. Hadi görüşürüz. Hala kapamadın mı sen? Kapat artık be adam. Birazcık da ben kanka, çekeyim. Sen çek. Arkadaşlar şimdi evimize geldik. Motoru koyduk. Buraya gideceğiz motoru iyice. Burası zaten aile apartman olduğu için burada öyle hırsızlık mırsızlık hiçbir şey olamaz. Rahat yani motor. Kardeşim tanıdık da varmış zaten. Burada biraz uzak durmuşum. Bu motor 290 gördü uzak. Virajda arkadaş 290 yaptığını iddia ediyor bu motorla. Bak 284 ile gidiyordum. Baktım. Tam yola baktım. Sonra viraja şöyle az bir şey yaptım. Bir daha baktım 290. Kaldırdım bir baktım yine 282'ye falan düştü bir anda. Bak şimdi. Arkadaş inandı, inananlar bir like atabilir. Tam olarak teknik bilgilerini bilmiyorum ama. Sen 290 yaptın demiyorum. Şurayla şuranın değdiği yerlerin hız sınırı farklı. Ben inanmadım. Sen inandın kanka, mı? Kanka şu çap var ya. Oğlum şu çap inanmam bir şey yok. Motor 290 ile gitmiyor zaten. Sadece ibre öyle gösteriyor. Aynen ibre öyle gösteriyor. Daha fazla. Çünkü motor max 260 yapıyor. Sonuç olarak yani. Ben şey motoru bir adam mesela görse şey diyor. Kaç gördün diyor. Ben 290 gördüm. Gördüm. Yani. Gördüm şey, yani. Al kilitleri al. O zaman alalım Samet kilitleri almadık. Ne kilitleri? Ha motoru kilitleyeceğiz. Allah kahretsin. Oo yine bir disk kilidi takalım ya. Disk kilidi dursun. Maksat şey olsun ayı. Her zaman biliyorum biliyorum abi ben hiç tıkıyorum. Bunun içi rahat etsin. Yoksa aklı kalacak çünkü. 2 gün gelmeyeceğiz abi. 2 gün gelmeyeceğiz ondan. Neyse size bir güzel evimi göstereyim mi arkadaş? Hiç size evimi göstermedim hadi. Ben. Hadi. Arabayı kilitledin mi? Arabayı kilitle. Al istiyorsan açayım. Ya da inerken şey yaparız. İnerken alalım. Bir daha git gelme gelin çıkalım yukarı. Orası değil salak. Evet arkadaşlar evime geldik. İnşallah anahtarı takabilirsem açacağım. Al. Pahalı kanka. Ay götün. Ayakkabıyla mı giriyor? Şurada çıkar. Arkadaşlar biz kulağını yazdık evi. Kapa çıkar. Ne ayakkabı çıkartıyoruz ya? Kanka, bu iç kapı bu oğlum bunda bir şey yok. Kanka halı var evde. Havalandırmak lazım. Gözlüğü çıkar. Evet havalandırmak lazım. Kullanmıyoruz çünkü bu evi şu an. Bir uyuyor. Ha? Ya boş şampanya. Kanka harbi biri yok. Arkadaşlar. Kanka. Burası bizim ev. Kimse uyuyamaz. Nasıl? Samet nasıl evim? Kanka burası biraz dağılmış. Bir sebebi var ama. Kanka buranın dağılmış. Biraz bir şeyler olmuş burada. He? Klima var da açık değil. Nerede klima? Şeyde bak gel. Gel. Oğlum bu ev büyük bu arada. Öyle göründüğüne bakma. Bak. Şöyle bak. Uzun mu? Klima da var. Oğlum 4+1 o zaman burası. Evet. Öyle mi oluyor? Evet. Hayır lan 3+1. Kanka şu an şarteller inik. Tamam 1. Burayı ne? Yatakta dağınık kalmış dur bir daha toplayayım. 2, 3, 3+1. 3+1. Ya şurası da aslında sayılıyor da. Bir açmışlar. Kanka niye biz buraya gelmiyoruz tatile? Kanka gelelim ben duruyorum. Sen oda bura kanka. Ha? Aynen kanka. Benim de çocuk odası bura. Öyle yaptık öylesine oda yapıldı. Çocuk odası işte ondan dedim senin odan diye. Ahahahaha çok komik. Bak ben şimdiden söyleyeyim. Aileye gelmiş gibi bir şey oldu Çapın. Ama çok bir şey yok. Bak kardeşim. Ne? Burada kalmamız gerekirse benim odam burası. Kanka ben salonda da yatarım. Ha, iş, ben söyleyeyim şimdiden bana. Tamam. Hayır ben burada değil. Oda yatak vardı bir yerde. Bak panik yaptı. Yataklı oda benim. Bura benim odam.
Şuraya mı? Evet, burayı vermiyorum. Burada sen yat. Tamam. Oğlum, siz? Böyle bir, ben burada bile yatarım, açık mutfak. Açılıyor var, aynen. Yazın geleceğiz ya, ben terleyeceğim edeceğim diyelim. Klima var. Buz gibi. Oy, klimam da klima var. Da var. Klimayı boş ver. Su içeceğim, hiç kimseye rahatsızlık vermem. Aynen. İki adımda geleceğim buraya. Evet. Kolabağı açacağım, suyu tamam, içeceğim. Televizyonum var orada, televizyon edeceğim. Kanka buraya da koyarız, televizyon. Televizyon, var, televizyon mu kaldı? Vardı, söküldü bu televizyon. Oğlum, ikinin içinde televizyon koyacağım ben ya. Yani böyle işte, nasıl beğendiniz mi evimi? Sen burada açacaksın, ben burada edeyim. Olur. orada şeyler, bir şeyler oldu orada abi. Ooo, sürpriz. Normal olarak elektrik oğlum, olmadığı için dolapta hiçbir şey yok. Elektrik ne yaman böceği? Ne yaman böceği oğlum, bir şey değil, salak kabuk o. Kabuk. Ne? Kabuk o lan. Yumurta kabuğu. Kabuğun şeyin orada ne işi var? Aç kaldık biz. Kanka yemeği kendimiz getireceğiz. Ooo, böyle şey mi olur? Kanka ne istiyorsun? Lan elektrik yok, dolaba ne koyacağım? Ben böyle şey bir ya, Apple ya. Apple. Öyle yapacak bir şey. Yatılır. Kanka bu evde var ya, bu evde 6-7 kişi rahat uyur. Kanka 1-2-3 evet. Yatar, rahat uyur kanka. 6-7. Rahat, evet, rahatlıkla uyur kanka. 8'in ikisi de şey, o tezgahını soyursa tabii. Evet arkadaşlar, yani daha da bir oda yok bu kadar. Bir şey hava alsın diye. Evet. Şey var ama sineklik var bak. Bu tarz blokların yani şey, neyse burası böyle. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Buradan tabii ki de festivale gidiyoruz. Festivalde aynen, devam edeceğiz videoya. Şimdi mola veriyoruz hadi. Benim odam burası kanka. Burası eski bayağı. Çok iyi. Arkadaşlar şimdi evden çıktık. Bu arada bir duyuru daha yapacağım size. Bu arada Twitch'ten de takip etmeyi unutmayın. Onu bir söyleyeyim şimdi aklıma gelmişken. Aşağıya linki bırakıyorum. Bak buraya da yazıyorum Twitch. /BurisTaken. Oradan bir takip edin. Onun dışında şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bundan sonra eskisi kadar motovlog çekmeyeceğim. Daha doğrusu böyle hani tehlikeli hareketler yapmayacağım. Teker falan. Bu ne? Kanka çocuklar ne izliyor böyle? Psikolojisi nasıl? Bu ne oğlum? İşkence aleti. Oğlum ne yapmışsınız? Çocuklara bak. Çocuklar ne yapmış oğlum? Burada yetişen çocuklar normal değil. Benim motor yok. Burada. Ha bak buranın çocukları. Yerleri. Ha evet. Neyse ne diyordum yerleri arkadaşlar mi? Dediğim gibi eskisi gibi böyle agresif sürüşler falan olmayacak artık. Teker de yapmayacağım. Hızlı da sürmeyeceğim. Düzgün kanka, sürücüm. Abonen düştü. Sen, bu arada git şey al gel. Ben ne alıyorum? Ben o kadar yol geldim. Neyi al gel ya? Ben alırım da ben o kadar yol geldim. Ben şuraya oturacağım. Hadi bekliyorum. Hadi bekliyorum. Dediğim gibi artık teker yapma, ne bileyim hızlı sürme, böyle agresif hareketler yapma falan olmayacak. Çünkü sarıdolar yiyip duruyoruz artık. YouTube sürekli sarıdolar atıyor bize. Ve bu da ne demek? Şu demek. Videolarımız önerilmiyor. Yani izlenmiyor. Yani kimseye önermiyor YouTube videolarımızı. Parasında pulunda değilim ama hani videolar geniş kitlelere ulaşmıyor. O yüzden vlog çekeceğiz artık. Eskisi kadar motovlog olmayacak. Tabi olacak yine. Yine haftada bir, iki haftada bir çekerim ama yani böyle muhabbet, sohbet odaklı. Yani Can nasıl çekiyor mesela Can Sönmez? Onun gibi çekeriz. Haberiniz olsun. Şimdi buradan dediğiniz gibi festivale gideceğiz. Oradan devam edeceğiz. Hadi görüşürüz. A few moments later. Evet gençler. Ne evet? Bak. Nasıl ben derdin, uğraştım ben. Bak bunları yaptık bak. Bunları yaptık arkadaşlar. Bu saate kalmamızın tek sebebi bu kamerayı şu an tutan kişi yüzündendir arkadaşlar. Benim suçum yok. Evet. Çok geçe kaldık normal olarak. Bizde böyle onun kardeşim, suçu yok. Video atman gerekiyordu. Ne yapayım? Araltı ile geldi adam, yavaş geldi senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Senin yüzünden. Sen sürdün lan arabayı. Benim yüzümden değil. Neyse arkadaşlar, çadırları kurduk. Şu an festival alanındayız. Şimdi sizi konser yerine de götüreceğiz. Biraz dinlenelim, bir soluklanalım. Bir şeyler yiyelim. Dinlenmeyeceğiz ki. Dinleneceğim ben. Direkt konsere gideceğiz. Direkt konsere mi gideceğiz? Çünkü konser başlıyor şu an. Doğru evet. Saat 15 kaç? Dakika var. 15 dakikaya. 15 dakikaya manga çıkacağız. Manga çıkacak arkadaşlar. Orada görüşeceğiz. Hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar şu an konser görmüyorlar ki bizi ya. Yani görmüyor. Dur çevir. Orayı çevir. Kimseyi tanımadım ben, benden daha güzel. Arkadaşlar konser alanındayız, şu an manga çıkacak. Onun hazırlığı yapılıyor. Birazdan. Geliyor. Say that.
çok karanlık ama şu an şey olmayacak. Gidecek mi? Yüzümüzü şuraya çevirelim, gel. Arkadaşlar. Evet. Selamünaleyküm. Şu an kafam biraz zor. Yanımda kuzenim var. Bu Özmöz kuzenim, teyzemin kızı. Bu da Beste. Salak ne yapıyorum? Nasıl Beste? Denk geldik festivalde. Allah belanı vermesin. Yer çok kayıyor bu arada, haberin olsun. Yerleriniz kayıyor yalnız. Yer toprak. Neyse bırak. Arkadaşlar şu an kafamız çok tatlı. Manga'nın konseri bitti. Ya şurada sen göstereyim. Nereye çektiğini farkındaydınız. Evet. O kadar tatlı. Ya bizim işimiz bu. Kanka. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kıçım? Bu da kuzenim. Ben. Beste. Bu da Çapın. Şimdi arkadaşlar kuzenimle fondip yarışı yapacaktık. Hayır ben yapamam. Kazanamam ki. Çok çok fazla var bende. Bende çok fazla var. Şimdi şuradan bir saniye geliyorum. Adil değil bu. Bir saniye. Ne sen? Eşit olması için. Tahmin ettim bu arada, evet. Ne? Ben bunu şat atarsam kafam çok güzel olacak, biliyorsun değil mi? Evet. Hatta kusabilirim. Beraber kusalım. Bana da ver azıcık. Vodka bira bu arada bu şu an. Vodka enerji bira. Eşitledim şu an. Dur. Bekle eğer çöpe atmam lazım şunu, bekle. Ne bu? Sen hazır mısın? Kuzenimle, kuzenimle kapışıyoruz arkadaşlar. Hadi. Kim önce kusacak? Gel gel. Si. Gözü. Gel. Amına koyacağım. Hadi bakayım. Dibini görmeyen. Hadi. Hazır mısınız? 3, 2, 1, bas. Bitiyor. Bırak biraz daha hızlı. Hızlı. Tamam, bitti. Bırak. Ne yer atıyor? Harbiden niye yer atıyor çöpü? Ben hiç iyi değilim. Evet, Burak şimdi yere düşecek. Hadi, izliyoruz. İzleyemiyoruz mu? Kanka, yere düşmeni bekledim. Hani içiyorlar. Ben kazandım. Bok sen kazandı. Kim kazandı? Burak. Ben kazandım. Senin arkadaşın diye yapıyor. Tamam, al. Kanıt var, kanıt. Video çekiyor. Kanıt var oğlum içinde. Video var. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben de bitirdim. Ben kazandım. Bu arada kafamız çok kötü olacak şimdi biraz. Evet, evet bir tık izleyin. Hayır, kapatabilir. A few moments later. Evet, selamlar arkadaşlar. Şu an son gördüğünüz sahneden 2 gün sonrasından sesleniyorum. Size birazcık konserden bahsedeyim. Onun dışında ne oldu, ne bitti kısaca anlatayım. Biz gittik biliyorsunuz üçümüzde konsere. Hani görüyorsunuz, gördünüz zaten az önce. Hani eğlendik falan, güzel, eyvallah, hoş da. Ama organizasyon o kadar bok etmiş ki her şeyi. Hani nasıl söyleyeyim size, hani o kadar kalabalık var, o kadar kalabalıktı ki yani, o kadar şeydi ki, bu arada telif yiyeceğim az kaldı anasını satayım ha. O kadar kalabalıktı ki ve daha önceki festivallere nazaran daha küçük bir alan tuttukları için arkadaşlar, daha az, daha çok para kazanmak için yaptılar herhalde, bilmiyorum. Ya, bir ton insanı, yaş sınırı bakmazsızın, 13 yaşında çocuklar falan da vardı yani, küçükler de vardı, alkollü ortamıydı. Bakmazsızın göt kadar alana sıkıştırmışlar. Böyle bir konserdi. Konserdi, festivaldi daha doğrusu. Şu an festivalin daha 2 günü daha var. Ama ben daha 2 gün olmasına rağmen dönmüş yaptım. Yani şu an İzmir'e döndüm mesela. Şu an İzmir'deyim. Neden çekim yapamadım onu da söyleyeyim kısaca. Çekecek bir şey cidden yoktu. Hani gerçekten rezaletti. Her yer çok pisti. Tuvalet kokuyordu. Tuvaletin yanında yemekler yeniyor falan. Toz desen her yer toz zaten. Toz kalkmış artık. Hani kamp alanları berbat, daracık alanlar, insanlar sığmıyor artık, o derece duruma geldi. Hani rezaletti yani kısaca. Hani neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Bir de yeni bir şey de değil bu. Hani Minyon Fest şey değil yani, 2-3 günlük, 2-3 aylık, yıllık şey değil. Bayağıdır bu işleri yapan bir organizasyon. Ona rağmen berbattı yani. Çok amatör, çok kötüydü. Hani biz ne için durduk? Sanatçılar için durduk. Ben Duman konseri için durdum özellikle. Dün Duman vardı işte, dün akşam. Zaten Instagram'ın story'de takip edenler görmüştür. Ona gittim. Onun dışında birkaç tane daha şey oldu hani. Kötü şey yaşadım hani. Trajik biraz. Moral bozucu şey yaşadım. Hani keyfim bayağı bir kaçtı. Bazı gerizekalı insanlar yüzünden, salak insanlar yüzünden heves kalmadı açıkçası. Normalde ben çekecektim video falan ama dediğim gibi heves kalmadı. O yüzden çekemedim. Şimdiye kısmetmiş. Güzel bir kapanış olsun dedim yani. Şey, öyle yarım yamalak bir video olmasın istedim. Durumlar böyle. Gitmenizi tavsiye eder miyim? Ben etmem açıkçası. Çünkü dediğim gibi çok çok rezillik oluyor. Bira fiyatları falan çok yüksekti. Hani yemekler biraz daha normaldi ama bira fiyatları çok yüksekti. Hani
normal bir yüksekte. Hani vodka'yı falan söylemiyorum da onlar zaten 3 haneli fiyatlardı. Sanki bildiğin club'daymışsın gibi hissediyorsun. Onun dışında dediğim gibi çok fazla kalabalıktı. Su desen zaten rezalet. Temizlik yok, temizlemiyorlar etrafları, temizlemeyi toplamıyorlar adam akıllı falan. Kusan mı dersin, kavga eder mi dersin, her türden insan var yani. Hani bunları bilerek gidin arkadaşlar festivallere. Dikkatli olun yani. Telefon kaybeden mi var, parası çaldıran mı var, her şey vardı yani. Biz Allah'tan biz evde kaldık. Biz çadırlarda falan kalsaydık bu çocuklarla hani bayağı bir perişan olurduk ki biz hemen eve gidiyorduk. Akşam oluyordu. Mesela ben alkollü oluyordum zaten. Çapın içmiyordu. Çapın arabayı sürüyordu. Eve gidiyorduk, evde kalıyorduk yani. Onlar benden önce gitti eve. İşleri falan vardı. Onlar önce gitti. Sonra ben yalnız başıma dönüş yaptım şimdi. Durumlar böyle. Diyeceklerim bu kadar. Böyle bir festivaldi. Umarım bu video izlenesi bir videodur ki hani izlenesi değilse atmayacağım. Yani bu videodan hiç haberiniz olmayacak. Ama izlenecek tarafları varsa atacağım ve sen konuşmayı dinlemiş olacaksın. Durumlar böyleydi. Şimdi şu an İzmir'deyiz. Şöyle görüyorsunuz trafikteyim. Eve varmak üzereyiz. Az kaldı. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı. Ulan durun. Dur! Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle vlogların gelmesini istiyorsanız da lütfen belirtin. Özellikle belirtin. Eskisi kadar bir dediğim gibi motovlog çok fazla sık çekmeyeceğim. Vloglar daha çok böyle ağırlık olmasını istiyorum. Ama tabii ki de vlog çıktıkça olacak bunlar. Yani durumlar böyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.